Evet arkadaşlar, bugün sizlerle goruk suyu yapımını paylaşacağım. Goruk suyu için bir salkım goruğumuz var, böyle bol sulu. Bu bir salkımdan 2 bardak goruk suyu çıkacak. Bunun için öncelikle goruklarımızı, hatta yıkamadan önce diyelim, çünkü salkımların içinde biliyorsunuz mutlaka pislikler kalıyor. Onun için öncelikle goruklarımızı taneleyeceğiz. Bir kabın içine taneleyelim. Ardından goruklarımızı yıkayıp sıkma aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi goruklarımızı taneledik. Şimdi bunları yıkama aşamasına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, goruklarımızı yıkadık. Blender'ımıza kattık. Şimdi bunları burada iyice sıkıp ardından bir bez yardımıyla bu tabağımızın içine suyunu akıtacağız. Bundan sonraki işlemde de bütün goruklarımızı sıktıktan sonra bunların sularını bir cam bardağa aktaracağız. Bu kabın içinde birikecek olan suyu bir cam bardağa aktarıp orada tortusunun dibine çökmesini ve bütün tortusundan ayrılmış olan temiz goruk ekşimizi ayrı bir kabın içine alacağız. Orada da şerbetlendirip soğumaya bırakacağız. Ardından da tadına bakacağız artık. Evet, şimdi goruklarımızı burada blenderımızın içinde başlayacağız çırpmaya. Şimdi bu sıktığımız goru, blenderdan geçirdiğimiz goru böyle bu şekilde poz halinde bu bezimiz aracılığıyla sıkıp suyunu tabağımıza geçireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi goruğumuzu sıktık. İşte böyle karışık, birazcık koyu renkli bir suyu çıkıyor. Ama bu birazcık daha bir cam kabın içinde durduktan sonra tortusu en dibe çöküyor. Üste berrak suyu kalıyor. Şimdi yavaştan bunu kabımızın içine kaçacağız. Bu 1 saat, 1,5, 2 saat en kötü ihtimalle beklemeye alınacak. Burada bekleyerek dediğim gibi tortusu dibe çökecek. Bu işlemimiz tamamdır. Bu burada bekleyecek. Şimdi 1 saat sonra tekrar suyumuzu ayaracağız. Evet arkadaşlar, şimdi bakın, sıktığımız goruk suyu aynı bu şekilde üst tarafı buradan buraya kadar olan kısmı, suyun tortusuz kısmı, en altta da tortu birikmiş vaziyette. Biz bunu tortusunu bozmadan burada 2 bardak çıkacak kadar ayarlayacağız. Bardağımızın ebatı da bu şekilde. Biz bunu 2 bardaklık yapmıştık o bir salkımdan, ama salkımımız bayağı su çıkardı. Bu kadar çıkmaz diye bekledim ben. 2 bardak anca çıkar diye düşünürken daha fazla çıktı. Şimdi burada bakın, aynı bu şekilde bu bardağımızın içine fazlalığını akıtıp oradan geri kalanını da diğer bardağa aktaracağım. Normalde bir bardağımıza bu kadar yetiyor. Bu kadar goruk suyuyla bizim şerbetimiz hazır oluyor. Ama ben diğer bardağı da aktarmadan önce bunun içinden karışmadan alabildiğimi alacağım. Geri kalanını kullanmak için ayrı bir yere kaldırırım. Yine bu kadar olarak 2 tane bardaklık goruk suyumu hazırlayacağım. Goruk suyu bildiğiniz gibi asitli bir sıvı olduğundan böyle beyaz zeminlerde lekeler çıkartabilir. Onun için mümkünse yaptığın sürece iyi bulaşan yerleri silin, yoksa kararmalar oluşabilir yüzeylerde. Benim asıl bardaklarım bunlar olacak. Bu bardakların içine ikisini biraz önce bahsettiğim gibi buraya gelecek şekilde goruk suyumu dolduracağım. Bakın ikisine de
bu kadar goruk suyu doldurdum. Geri bu kadar goruk suyum kaldı. Bunu buraya ayırdım ayrı bir köşeye. Yine yüzeylerimizi bahsettiğim gibi yine silelim bir. Unutmayın, goruk suyu gerçekten de bayağı karartabilecek bir şekilde asite sahip bir su. Zaten bildiğiniz gibi sirke goruktan üretiliyor. Bir kısım sirkeler daha doğrusu üzümün olmamış hali olan goruktan üretiliyor. Onun için asit oranı yüksektir. Yaparken ona göre yüzeylerinizi temiz tutarsanız pişman olmazsınız. Şimdi şekerimizi bunun için aktaracağız. Dört kaşık gelecek şekilde şeker katıyorum içine. Her bir bardağıma. Dört. Dörder kaşık şekerimi kattım. Şimdi dört kaşık dedim ama yine de karıştırdıktan sonra suyunu da ekledikten sonra tekrar kontrol edeceğim. Çünkü 4 kaşık diyorum ama bazen yetersiz kalabiliyor. Bizim korumuzun ekşiliğine göre değişiyor. Bunu iyice karıştıralım öncelikle. Şimdi karışımlarımız tamam. Şekerlerimizi erittik. İçine bardağın ağzına gelecek kadar su dolduracağım. Yine birazcık daha karıştırırsak şekeri iyice yedirmede yardımcı olur belki de. Bunu da aynı şekilde. Şimdi bunları üzerine buz ilave ederek birazcık da soğuk bir karışım haline dönüştüreceğiz. Dörder, beşer buz. Alabildiğine buz katmak. Şu an yaz gününde çok güzel bir lezzet yapabilir. Ben bu şerbeti ilk duyduğumda şunu demiştim. Ekşi, bu nasıl bir şerbet olur? Hani hiç lezzetli olmaz diye düşünmüştüm ama goruk şerbeti gerçekten çok lezzetli bir şerbet. Evet arkadaşlar, şu anda goruk suyumuz tamam. Üzerine gördüğünüz gibi beşer altışar buz koydum. Yaz gününde çok sıcak günlerde soğuk içecekler biliyorsunuz çok iyi gidiyor. Goruk şerbetini ben ilk duyduğumda demiştim ki ekşi bundan nasıl lezzetli bir içecek olur. Hani böyle bir şey olabileceğini düşünmüyordum ama burada baya baya yapılıyor. Çok da lezzetli. Hepinize tavsiye ederim. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomda Churchill'in nasıl yapılacağına dair bilgi vereceğim. Aynı şekilde böyle 2 bardaklık Churchill yapacağım. Kendinize iyi bakın.